Elif Gelin'in 13 çeşit ikramdan oluşan sunum masası gold detaylarıyla dikkat çekiyor. Yaprak sarması, midye baklava, hurma tatlısı, şalgamlı bulgur salatası, narlı tavuklu salata, çikolatalı kurabiye, spangile ve kedi dilli pasta masadaki lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar, Elif Gelin'in sunum masasını nasıl buldunuz? Baraklı. Bir anda sesler kesildi galiba. Nereden başlayacağımızı bilemedik. Evet, Çağla ne diyorsun? Bol varaklı buldum. Bol varaklı evet, buldun. Sen nasıl bol buldun? Ben bir şeye takıldım. Şurada benimkinde çok eleştiri yapmışlardı. Aynı lekelerden var. Arkadaşımızınkinde de aynı. Silinme lekeleri mi? Yok, silme lekesi değil. Burada pas lekesi gibi bir şey var. Pas lekesi mi? Bakın şurada yok altında. Artık. Bu biber yoklanmadı. Şöyle gösterebiliriz kameraya. Yani bu bardaklar hiç kullanılmadı. Yine de tabii dikkat ki etmeniz gerekiyor. Benimkini de göster tatlım. Bak ışıkta. Bir ben eksiyim evet şu an. Tabii şu an ellerimizi deniyoruz ve bu masada uzun bir yol var. Şöyle her parmağınızı şey dokunduğunuzda el izi. Sen bunu yıkadın mı? Tabii ki yıkadım. Çünkü mat da biraz. Ama kullanmadım diyemeyeceksin. Çünkü aslında masayı kurarken yani bir sürü el değdi ya bunlar. Bence o yüzden ellerinizin kullanmıyor. Ondaki sadece ama el değme izi değil. Ondaki sadece el değme izi değil ama. Onda hem sürekeleri var hem çizikler var galiba. Bakın şöyle bence masayı kurarken bir sürü kişinin eli değdi ya, ellerindeki makyajı fondöten olabilir. Geleceğimi görüyorum bardaktan. Bu buradaki geleceğin daha parlak bardaktan bence. Aşk olsun. Işığım yeter. Peki. Bu arada aslanım sizin canım, lafınızı söyle bölüyorum. Estağfurullah. Bugün canım benim kocişkomun doğum günü. Buradan onu çok seviyorum. Şiir okumak istiyorum ona. Müsaadenizle. Mi? Masada mı? Evet, masada okuyacağım. Arkadaşımızın bu kirli kaşıklarıyla okuyacağım. Kocam çok özür dilerim senden. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek hasretinle. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye girebiliyorsun? Allah Allah. Sen nereye girdin ya? Seni çok seviyorum. Gelmek istemiyorum. Benden başka bir şey bekleyemezsin kocuşkom. Şu an şair olsa şiiri tamamlayamadın. Sen nereden arkasına girdin? Aslanım ben çok kötü oldum. Çünkü aslanım arkadaşlar sanattan anlamıyorum. Aa, sanat deyince de ben yani nasıl anladım? Sanatçı sanatıyla başlamışım. Gayet dinliyordu seni. Bence güzel. Aşk olsun. Bir sen anlıyorsun arkadaşlar. Biraz daha devam et bari ya. Şahane beraber ağladık ama burada. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne oluyorsunuz ya? Sanat sanat için mi, kocan için mi çözemedim ama. Her şey kocam için tabii ki. Lütfen bırakma. Güzel, devam et hayatım. Bence bu kadar yeter aslanım. Çünkü ay yetmez. Yani, bu genç yaşında dul kalmak istemiyorum. Neden? Allah muhafaza, Allah muhafaza. Niye dul kalasın kızım? Yani belki ters de tepki etmiş olabilir yani şu an. Bence de olabilir. Ama neyse niye o beni her halde çok sevilir miyim? Bence de. Sen şiir okuyorsun milyonların önünde. Eşin için şiir okuyorsun. Kimse cesaret var. Hadi okuyun. Bence buyurun, de. Bence meydanı çok güzel bir medeni cesaret gösterdi arkadaşınız. Evet. Yani her baba yiğidin ağacı değil. Eşine böyle şiir okuyacağım demek. Bunları okuyacağın tek şiir Ali Baba'nın çiftliği. O da şiir değil zaten. O kadar düşüyorsunuz. Ya bir şiir okuyacağım kocama. Beni güldürüyorlar. Aşkım bebeğim benim. Evet hayatım bir dakika. Bir dakika. Dinliyoruz. Ben çok şiire önem veririm lütfen. Benim önem başka bu kadar. Başka şiirler yok. Başka. Başka yok. Bu kadar. Çok lügatım bu kadar. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. Hasretinle. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. Kocam beni boşayacak. Devamı nerede? Devamı nerede? O zaman söyle bir iki cümlede ayıp olmasın eşine bari. Tabii ki onu çok seviyorum. O benim hayatımın tek seviyorum anlamı. Tamam. Oldu. Kapanış. Kapanış. Burası şiir okunacak yer. Masamı sabote ediyorsun resmen ya. Canım gözlerimiz kanadı. Neyinden renk kanadı? Kattım sana. Bu nasıl misafir? Neyinden kanadı telefondan mesela? Benden şikayet ediyoruz ama kanadı? Yani o da misafirimiz. Eşine sarı akacak gözümden. Eşine şiir gözümün sarısı istedim akacak. Ay, evet masamı zaten sabote ettiği için uyardım ben de. Başka yerde de okuyabilir yani. Aşka bence gelmiş olabilir belki. Evet. Bu masa demek ki aşka davet etmiş. Getiriyor demek ki. Aşka geldi kız. Evet. O benden kaynaklı canım. Senin masandan değil. Benim masamdan kaynaklı. Gayet dün de aynı şiiri okuyabilirim. Tebrik ediyorum. Canım, bugün yemek tavanı koymuşsun önüme diyorsun ki masamdan kaynaklı. Nerede masamdan kaynaklı? Eşinin bugün bir sürü hastaneden baklava almış.
yapmışsın? Hayır, onları ben Aslı Hanım size de söyleyeyim. Depremzede bir hanımefendi yapıyor böyle, hem de maddi olarak bundan kazanç sağladığı için bizim yazlığımızda kalıyor. Satın dayımızın yani yazlığına. Ben o abladan rica ettim, bana da yapabilirmiş, hem de sana da destek olsun. Satın mı aldın, rica mı ettin? Yo, abladan rica ettim. Hem de programında onun da ismini geçirmek sağ için. Sağ olsun. Neyse, elin. Sağ olsun, ellerine sağlık. O elleriyle yapsın. Ay yani. Canım benim, elleri dert de görmesin. Da, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Peki sen ne yaptın? Ben şu şalgamlı salatayı yaptım. Evet. Mor bulgur salatası. Tamam. Ondan sonra bakayım. Bulamadı. Bulamadı hiç. Şu börekleri annemle birlikte sardık biz. Tamam. Onlar kıymalı. Kıymalı. Kıymalı patatesli ve börek. Efendim? Annemle birlikte dediniz. Sardınız mı? İçini kim yaptı? Annemle birlikte, dün annem bende kaldı. Bebeğim olduğu için birlikte hazırladık. Kıymalı patatesli. Bunu kayınvalidem yaptı. Bu ne? Bu da tavuklu salata. Ama onda tavuk, göbek, nar. Biraz tabak sanki kirli. Karıştırırken kenarları, kenarlarına bulaşmış şu yoğurtlar bulaşmış olabilir. Evet, olabilirdi. Ben ya da peçeteyle şöyle hafif ıslak peçeteyle kenarından da geçebilirdin. Bu önemli bir görüntü değil mi? Evet, önemli bir şey. Tabak misafir masalarındaki şey ki, hele. Yani, ben mesela bunu çok dikkat ederim. Eşimle bile, hani ikimiz bile olsak ya da tek başıma bile olsam şu görüntüyü sevmiyorum nedense. Tabak çok şık çünkü o güzelliğini. Bence bütün tabak tabaklarda da lekeler var. Yani, teşekkür ederim. Bir de şurada suplayı da göstermek istiyorum. Spangleyi de kendi yaptım. Spangleyi de ben yaptım. Tamam. Bu arada toz değil, kendim yaptım. Hani margarin, un, nişasta hepsini ben kendim yaptım. Bu tarifini yaptım. Alırız olmadı. Evet, onu spreyi boyayla boyadım. Musunuz? Boyamasaydınız çünkü benim bardağıma şey demiştiniz, dikkat etseydin tarzında bir şey kullanmışsınız. Çizik. Seninki çünkü soyulmuştu, diye. Bu da canım soyuktu, benim, ben boyadım. Canım benim, görmüyor musun? Kaynağı gözüküyor be. Kaynak değil, onlar sprey izleri. Bazı yerlere fazla boya gelince orası biraz daha yoğun yani boya oluyor. Bu masaya sunum yapılmaz. Şöyle spreyler... Aslında daha kötü, daha kötü gözüküyor bence. Kenarı... Spreyler belli noktalara fazla gelince sprey boya çok hani mükemmel sprey boya kullandığımı iddia etmiyorum. Ama en azından senin gibi soyuk bardaklarla veya soyuk soyulmuş ürünlerle çıkmadı. Ben dikkat etmedim, sadece 2 adet vardı. Ay, yavaş tek tek konuşuyorsunuz. Bardaklardaki fondötenle ellerimizde tuttuğumuzdan dolayı bardakların mantolması çok normal. Elimizi sürdük, ben kendim de sürdüm. Çünkü fondötenle ellerimiz. Ama bakın ses buralara. Hemen bakabilirsiniz. Evet, göster lütfen, göster. Orası da el boyaması olduğu için böyle kalıp şeklinde boyanmamış. Bakın. Tabii ki ve çünkü hiç kullanmadığım bardaklar nasıl Aslında soyulabilir? Görebiliyor musun? Görüyorum ama bence burada bir dakika ürün hatası var. Olabilir yani çünkü ürün hatası. Sen daha iyi bilirsin bu işleri. Kalite kontrol yapılmamış. Ama evet. Kalite kontrolden geçmemiş. Ama Elif'in de burada bir depolu yani. Aldım. Depolu almadım Elif'in ama o soyulu cüzme koymuş. Bana nereden aldıysan götür bunu, geri ver. Eminönü'nden almıştım. Bakın normalde bu tarz ürünler alındığında tek tek çıkarılıp kontrol edilip sonra onay alınıp hani bir sıkıntı varsa değiştirilmesi gerekiyor. Bu evet, ben o kontrolü yapmadım ama makinede yıkamadım. Ben de böyle bir problem yaşandığı için daha dikkatli olabilirdin. Aynı bardaklarda hatta. Evet. Daha dikkatli olabilirdin çünkü yaşanmış bir şeydi bu. Evet. Dikkat ederek koyabilirdin. Soyulma olmadığı için direkt koydum ben. Çünkü bence o öyle bir bardak. Bir tane olsa, fabrika hatası da olsa bunu senin kontrol etmen hatası, gerekiyor. Fabrika hatası okey. Yani soyulma yok çünkü. Çünkü aynı şey yaşandı. Bir bakabilirdin bence. Yani bence. Evet, fark ettiyseniz şöyle bir önlük sanırım. Önlük bunları üstünüz kirlenmesin peçete diye üzerinize serersiniz diye. Canım biz üstünüzü kirletmiyoruz zaten. Yo, ben kirletirsem çünkü dün çatalını düşürmüştüm ya, belki bugün de düşürürsen üstüne eğer. Elif Hanım, mutfağınıza teki 3500 TL'lik damalı damalı şeyler alacağınıza kaliteli bardak, kaliteli çatal bıçak alsaydınız evet kendinize. Evet, çatal bıçaklarımın gayet kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle kaliteli olsa bunun üstüne evet, sakin. Soyulmuş yağızları. Hayır, onların soyulmadı. Öncekininki soyulmuş evet, ve yenisini koymuşsun. Aynen öyle. Çünkü senin gibi soyulmuş ürünlerle çıkmak istemedim. Bu yüzden ben de yeni tarifimi aldım. Bir tane vardı sadece benimkinde, seninkilerde hepsinde de problem var. Bir tane mi vardı? Kızlar bir tane mi soyulmuş bardak vardı? Elif Hanım, bu poğaçalar laktoslu mu? Evet. Bakacağım tazına. Gazeteyim. Dünden beri laktosu takmış ama dolabımda da var. Şekerini aldınız mı, almadınız mı?
Ama laktozsuz. Laktozlu yapmışsınız. Gaz yapmayacak mı sana? Yok, ben yemeyeceğim. Sizin ama için yaptım. Laktozsuz süt de istiyorum. Bir şey diyeceğim. Var, hemen getirelim. Ay hanım var, teker teker gelin. Ben söylemek istiyorum. Çok gidiyorsunuz aslında üstüne. Aslında ben söylemek istiyorum. Evet. Çatalı düşürdüğümde laf etti ama dün yediği kaşığı pis masaya koymuştu. Cansu'nun masasını kirletmişti. Onu da ayrıca söyleyelim. Yediğim kaşığı şöyle beyrandan alıp almıştık ya. Ondan sonra elimden bıraktım. Buradan buraya koyduk ve masaya tabii ki kirlenmiş oldu. Direkt yani koydum yani. Nereye koysaydı mesela? Genelde bir daha kullanmayacaksın. Biz tabaklarını şöyle koyuyoruz. Yani böyle koyup ya da şöyle içine bıraksaydı. Misafir gittiğin eve neden masa örtüsü kirletilir? Öyle sosyal mecradan bakıp ev cizmeye benzedim. Hadi hiç olmadı, peçeteyle sil yani. İçinde çorbalı kaşığı böyle koy. Zaten neyse, dün dünde kaldı, bugüne gelin. Aslı Hanımcığım. Evet. Bu tabaklar makinede yıkanır mı Elif Hanım? Evet, yıkanıyor. O zaman bence bir dahakine daha dikkatli yıkamalısın. Bakabilir miyim? Küçük bir leke kalmış orada. Kız, makinanı yoksa anladım. Ucuz mu aldın? Ya o zaten vardı burada geldiğimizde. O zaman ucuz almışlar. Evet, olabilir. Yemek takımının fiyatını öğrenebilir miyiz? Yemek takımı 6.000 lira. 6.000 TL. Bence kız, bir mutfakta bir kase 3.500 lira, bir yemek takımına 6.000 TL mi verdi? Allah. O kase değil, şekerlik ya. Ama o ayrı, bu ayrı sonuçta. Yani her şey o kadar pahalı olacak diye bir şey yok. Elif Hanım, yani ne zaman soruyor, ne zaman aldın diyor. 3.5 yıl önce evlenirken. 3.5 yıl önce 6.000? Bence normal. Çok normal, evet. Bence çok. Böyle daha güzel olmadı mı size? Allah iyiliğini versin senin ya. Peçete halkasına küpe yapma vizyonu. Küpe de değil, değişik bir şey, hiç görmediğim gibi. Çok güzel, bence böyle kal gibi. Süpersin. Evet. Evet, ben çok beğendim böyle. Böyle kal ben. Galaksinin koruyucuları gibi oldun kız. Evin koruyucusu. Şimdi ışın da seni yok et. Elif, bir ışın at da yok olsun. Yani şey mi diyorsun, başıma diyorsun tokadan başka hiçbir şey takmam. Takmıyorum aslanım ama en işte güzel. Bunları kulağıma taktım. Duymak istemiyorum sizden. Güzel oldu, kombininin tamamlayan parçayı buldum. Bu mu kombinim tamamladı? Süpersin. Bileziklerim tamamlamış olabilir. Bilezikler. Aslanım, boğazımız kurudu, su yok mu ya? Evet, müsaadenizle kalkıp su getirebilir miyim? Su bardağımız var çünkü. Meşrubat evet. Bardağımız da var ama suyumuz yok. Tamam, peki. Getireyim ben size. Tabii ki su getirsin. Bu arada ufak ufak bir başlayın da hanımlar. Lezzetlerine bir bakın bakalım nasılmış. Servis kısıtlarımız çok uzakta ama. Ama bak ne güzel, servisleri koymak için özel bir aparatı var. Keşke ev sahibi bir servis yapsa, hani yiyebilmek için tabaklar alabilse. Keşke dün Bitlisli arkadaşımız Alfenzo. Ay değil mi ya? Keşke ben de gelseydi bugün çok uyumlu olurdu. Valla lezzetlerin tadına bakın diyorum, hiç umurlarında değil, birbirlerini yiyecekler bunlar. Böreklerden almak istiyorum ama servis kaşıkları çok uzakta Meltem Hanımcığım. Canım, garson değilim. Hayır, sahibi gelir size verir. Ben yorum yaptığımı bilmiyorum ama gerçekten benim gözüme battı. Hem peçeteleriyle uymuyor, tül gibi resmen. Neyi peçeteleriyle uymuyor? Ya peçeteleri neden böyle? Bu, yani en ucuz kadar normal bakkal peçetesi almış gelmiş. Hiç yakıştıramadım gerçekten. Onu, öyle mi? Evet, Nisan bir desenli falan tercih eder. Bu ne böyle? Desenli olsa karışık derdiniz. Ya ama en azından bir gold detayı olmalıydı aslında. Yani gold detayı mı? Yani. Her yer gold içinde. Aslında neyse, gelinimiz gelsin de kendi kendini savunsun. Bunu makinede işlettirmiş. Geldin mi hayatım, gel. Bunu makinede işlettirmiş, bunu pazardan almış. Herhalde çarşamba pazarından aldı. Öyle mi? Bunun niye bu arada kapağının üzerine marka var diye çarptık. Kocaeli perşembe kuruluyor. Bence senin sürahin olmadığı için sen bana suyu getirmedin masaya. Yok, unuttum direkt. Bunun ay durun, tek tek konuş şu an. Geldim diye su mu doldurayım? Elif Hanımcığım şöyle. Al suyunu iç sen bir. Bir ferahlasın kızcağız, bir suyunu içsin, kendine gelsin. Bu sürahin burada işte. Buyur. Öyle mi? Kapağın nerede sürahini? Unuttum. Kapağın üzerinde olmaması gereken detaylar olduğu için kapaksız getirdim. Sence peki masana uyuyor mu o sürahi? Yani kadar cam, güzel ağır bir masaya. Cam sürahiye, o yüzden bunun bence hiçbir şey problem yok. Bunun takımın içinde şeftali koymuş. Bir şey soruyor. Dur bakayım. Ben ne diyorsun? Sana milyon sana salım dediniz. Şeylerden. Salvador Dole'nin gitmişini. Salvador Dole. O ne tam olarak? Anlatabilir misiniz? Sanat eseri bir adam. Ressam. Bu arada Salvador Dali'nin böyle bir koleksiyonu var, buna çok benzeyen. Hı hı. Sanıyorum onu hatırlattı sana. Yani benzeri. Hani Dali derken. Kesinlikle. Dali yani. Sen nereden biliyorsun bunu? Şey, dikkat edecek. Biz sen misin sanatçı? İlginç. Bravo, seni tebrik ederim. Çok iyi yakaladın. Teşekkür ederim. Aslanım, onu ben alabilir miyim? Bir şey al hayatım. Onun üzerinde de soyulmalar. Olmuş. Evet, şuralarında evet, da. Evet, bazı soyulmalar var. Bunları ben çünkü makineye atma yanlışlığında bulundum birkaç kere. Makineye atma yanlışlığında. Evet ve gold, mesela bunlar soyulmadığı için onların da soyulmayacağını düşündüm. Fakat onlar soyuldular. Bu kaseleri kaça aldın hayatım?
Bunların da tarifi 350 TL'ydi. Aa, 1.60. Tutturdun ama. Ne kadar? 350'ymiş. Oldu. Bir tanesi mi 350 TL? Evet. Bunun tanesi 350 TL. Bizim bir milyoncudan ben sana 10 liraya getiririm bunlardan. Getirsene lütfen. Tamam, 12'ye tamamlayayım 6'yı. Süper olur vallahi. Bunun neresinde mi? Nasıl olsa her türlü makine altında boyası çıkıyor. Peki sen bu Dali'ye benzettikleri servis gereçlerini kaça aldın? 3 tanesi zaten bunlarla birlikteydi. Şu en baştaki bununla takım zaten. Evet. O bu ikisini 1000 TL'ye aldım. Bunlar pirinç Bunlar pirinç olduğu için hani bir tık pahalı olabilir. Yine ama diğerleri uygun da. Onları gerçekten böyle züccaciye tarzı bir yerden aldım. Evet. Onlar yani tanesi 100 lira falan diye hatırlıyorum. Bunlar pirinç aslanı, bunlar da bulgur. Bulgur burada. Ya ben aç kaldım resmen. Ah bak, sanamıyorum. Bulgur burada, salata var. Hadi başlayın o zaman. Uzatayım ben sana. Enis al canım bak elimde kaldı. Hazır olsun. Arkadaşlar süpangle yerken dikkat edin. Adet 350 liraymış. Kasenin devirmeyin sakın. Canım sağ ol. Kocaman. Tamam. Her şey çok pahalı ama masa örtüsü yerine tül sermiş. Evet onu bilerek yaptım. Ben masa örtüsünü böyle desenli masalarda pek sevmiyorum aslında. Evet. Evet. Sen gözüksün istiyorsun anladım evet, ben. Evet yani biraz daha şunları savaş olsun istedim. Ister. Şöyle dün onu kestik. Perşembe biraz... almayıp da kaliteli bir yerden alabilirdin. Biraz kaliteli bir yerde de kumaş aynı. Bu tül olduğu için böyle bazen kenarlarına çıkabiliyor. Top sonunu kullanmışlar. Top sonunu vermişler sana. Buraya bakar mısın? Kıvrım yani dün zaten bunu kestik. Hanımlar. Bu masada hiç mi güzel bir şey görmediniz? Ne kadar yemek. Eleştirdiniz yahu? Tadına bakalım da konuşacağız ama yiyebilirsek. Bir bakın tadına. Yani göze bir dakika. Bu masa hiç göze hitap etmiyor mu? Bence çok karışık. Çok karışık. Bence çok karışık. Nesi çok karışık? Mesela ne diyorsun Çağla? Yani sunumlar dışında çok yorum yapacak bir şey yok. Yemek çeşidini az buldum ben çünkü düne göre Cansu'nun. Dünden fazlaydı ama. Ama dün bize böyle farklı evet, şeyler var. 10 çeşit var. Senin? Ben saymadım ama sen saymışsın. Hayatım, zaten evet, ne yaptıysam aynısını yapmışsın hayatım. Nesini aynı yaptın? Dün yedik saygı yorumları farklı bir şey yok. Mesela bu var mıydı? Bu var mıydı? Aşkım tavuklu salata yaptım aynı şekilde. Alpare var mıydı mesela? Cevap vermeme müsaade edersen. Tavuklu salata yaptım. Sadece bir yoğurt da koyduk. Hayır, kıvırcık var. Şehriye yok benimkinde. Aşkım aynı otlardan var. Şehriye yok. Tamam şehriye... ama tavuklu salata yani. Bahçelerde kullanmış bir saniye müsaade et. Elinde de yapmamışsın tek içti köfteyi. Makinayla yapmışsın hayır, zaten. Hayır elimizde yaptık. Aşkım makinenin izi var orada. Hayır ben makine alabilir değil. Onun bir tanesini. Tabii alabilirsin. Bunu Antepli bir teyzem var. Tamam o makinayla yaptım. Makinesi yok. Makinayla. Bakın elimle aldım. Evet, bunu yiyeceğim. Benziyor. Bunu yiyeceğim. Bu makine izi ve makinayla yapılmış. Ben ama kendi yapmamış ki bebeğim. Zaten olsun, sonuçta biz geliyoruz. Özenerek kendisi yapabilirdi. Üzerine yani, bastırmış. Tadı nasıl acaba? Aslında bu şöyle, burada çatalla iz yaptığı için o makine izi değil. Çatalla mı yapılıyor? Çatalla mı yapılıyor? Ben de şöyle üzerine çatal izi yapmış. Zaten. Ben de yarın yapacağım, bence karşılaştıralım. Tabii ki. Evet bu makine olabilir. Aşkım makine bakın ayrılıyor. Evet ayrıldı. Şey olsun ya, kadıncağızın ellerine sağlık. Eline sağlık. Makinesiz, herkes bunu yapacak diye bir kaide yok. İşli köfte yapmak da kolay değil yani. Benim elimden alın, ben şalgam yiyemiyorum. Kim yiyecekse? Sen benden Dolly'nin. Servis yapar mısın dedim elime salata koydu arkadaşlar. Ben vermedim Aslı Hanım'a. Ay vallahi yemeden şiştim. Biz buradan arkama bir düğüne gidelim. Boğazımda kaldı. Gel kızım gel. Helal yavrum helal. Su ver. Tuzak mı kurdun ki galiba? Keyimesin. Elif Hanım verir misiniz? Gitmiyor arkadaşlar. Su ver çabuk yetiş. Elim ayağım titredi. Aman ay aman. Pardon. İyi misin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet buradan düğüne geçelim. Düğünü izleyelim, ilişki testi de yapalım. Afiyet olsun hanımlar. Bir tadına bakın bakalım. Ben baktım, her şey çok güzel. Ben yiyeceğimi yedim arkadaşlar. O zaman senin tabakları alalım. Buyur canım. Ver canım. Afiyet olsun. Tabağını ne aldı? Yiyeceğimi yedim. Arkadaşımız çok misafirperver olduğu için... Misafirin önünden tabak mı alınır? Bu nerede görülmüş? Kendisi de asla böyle şeyler yapmayacağım diyordu. Evet. Gerçekten çok misafirpervermişsin. Gayet misafirperverim. Çok teşekkür ediyorum. Yiyeceğimi yedim dedim. Löp 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 götürüyordum. Bir de ayrı tabak yaptım. Benim tabağımı da kimse almasın diye. Evet. Tabağını aldın götürdün sakladım. Şimdi önümdeki tabağı alıyorsun. Bence sen yorum kaldıramıyorsun. Yo gayet şu an sakin. Kaldıramayacağın şey keşke. Yiyeceğimi yedim dedim. Ben de tabağını aldım. Bence bana göre çok büyük bir saygısızlık. Bence şu an gayet misafirperverlik yaptım sana. Çünkü yiyeceğimi yedim dedin ve ben senin önünü boşalttım. Çok saygısız bir tavır sergiledim bence. Yo. Yine de tabağımı keşke önümden almasaydın. Bence sen yorum
almasaydım. Ben senin önünü boşalttım. Yine de keşke, yedim dedim yine bana. De keşke tabağımı önümden almasaydı. Şimdi yemem, belki daha sonrasında yerdim. Arkadaşlar, bence bu çok büyük bir saygısızlık. Allah'ım. Islandım. Allah'ım. Yaptığın ben çok gerçekten büyük bir saygısızlık. Lütfen, ben tamam, kenetlenelim artık. Lütfen. Bence de. Bence saygısızlıklardan sonra bence. Bence de. Yeter. Evet hanımlar, yeter. Erkeklerim kavga ederken ben yemeğe devam ki. Suyunuzu da içiyorum ama helal edin, olur mu? Tabii ki. Gözünüz ne kaldı demek zaten. Helal olsun. Yediklerimde. Ne demek? Bunu da verin isterseniz. Yok ama eğer bittiyse toplayabilirim. Maşallah. Maşallah gelinlerimize gerçek. Elinizde kaldı, tabağı da götürün isterseniz. Şimdi sen tabağımı lütfen alın, ben yiyeceğimi yedim dedin. Evet. Doğru mu? Diye bir tabir kullandın mı? Ben yiyeceğimi yedim zaten dedim. O zaman tabağımı doydum dedim mi demedin mi? Hayır, şöyle tabağımı alıp gidebilirsin dedim. Pitasına bakın bakalım. Ben baktım, her şey çok güzel. Ben yiyeceğimi yedim arkadaşlar. O zaman senin tabakları alalım. Buyur canım. Ver canım. Ben de önüne yaşattım. Hayır, öyle bir şey söylemedim arkadaşlar. Ne dedi? Ben yiyeceğimi yedim dedi. Ben yiyeceğimi yiyeceğim dedim. O zaman alayım tabağını dedi. Alabilirsiniz dedim. Ben de aldım yani, yiyeceğini yediği için ben de önünden tabakları aldım. Ben bunu esprisiyle yiyeceğimi yedim diye söylemiştim ben zaten. Ben espri olduğunu nereden bilebilirim? Ama neyse, ben kalkmak istiyorum müsaade ederseniz Aslı Hanım. Tamam hayatım, haklısın sen de. Bu hiç hoş olmadı gerçekten. Bu güzel olmadı. Yani yiyeceğimi yedim dedi ve yemeği bittiği için ben de aldım. Birbirinizi yanlış anladınız. İster ye ister yeme, kötü yorum yapmak için bu masaya oturdun. Kendine küçücük bir şey buldun, oradan da yürüdün zaten. Sen bilirsin. Kesinlikle yanlış anlaşılmaydı, sen büyüttün. Bence arkadaş benim misafirliğimi sorgulayacağına, ilk önce masada insanlara nasıl davranması gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini ve ne yapması gerekip ne yapması gerekmediğini bilmesi gerekiyor ve sinirden şu anda gerçekten konuşamıyorum. Çok büyük saygısızlık yaptı. Sonuçta masada şaka da yapılıyor, konuşuluyor da, ne olursa olsun bence bu bir yarışma veya yarışma dışında bir insanın önünden yemek tabağı alınmaz. Hatta istemiyorsa bile yemesi için ısrar edilir ki ben onlar geldiği zaman elimden geldiğince yediniz mi içtiniz mi ne yaptınız diye etraflarında döndüm. Önemli olan onun ev sahibi olarak bunları yapmasıydı yani ve ben şu an elim ayağım titriyor, konuşamıyorum. Yaptığı çok büyük saygısızlık. Bence kendisi hiçbir şekilde bir daha misafir ağırlamasın bu şekilde. Kesinlikle aklımdaki puan bir tık daha farklıydı ama bu saatten sonra yani benim için puanı baya baya düştü. Yaptığı benim için çok büyük bir terbiyesizlik. Hiçbir açıklaması da yok. Yok yemeyecektim dedim, şöyle dedim, böyle dedin, yok yani. Resmen masadan kovar gibi yani git diyemedi. Git diyemedi ama o tabağı alarak zaten benim gitmeme sebep oldu. Bu kadar ya söyleyeceklerim. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, konuşamıyorum da elim ayağım titriyor zaten. Ben en çok ev sahibi olarak peşinden gelmemesine şaşırdım. Gelmedi çünkü neden gelsin? Zaten istediği bu. Bence benim varlığımdan rahatsız oluyor. Benim söyleyebileceklerimden rahatsız oluyor. Zaten farkındaysanız ben konuşurken de konuşmama müsaade etmiyor çünkü söyleyeceklerimden korkuyor. Sence Elif neden böyle davrandı? Bence benim her şeyimi kıskandı. Benim varlığımı bile bence kıskanıyor. Zaten onu ilk gördüğüm zaman da enerjime uyuşmadı. İtici geliyor bana, bilmiyorum ya. Sinirlendim, çıktım, gittim. Çünkü daha fazla o masada asla duramazdım yani.